Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 4. sınıflarım. Bugün sizlerle 1. dönem matematik tekrar denemesi çözeceğiz. Sorularımız biraz zor sevgili öğrencilerim. Öncelikle lütfen soruları kendimiz çözelim. Daha sonra ben cevaplarımla karşılaştıralım. Evet birinci sorumuza hemen başlayalım. Yukarıdaki yastıkları birer sefer burası önemli kullanmak şartıyla yan yana getirilerek 6 basamak sayılar oluşturulacaktır. Fatih en büyük 6 basamak sayıyı. Ayşe ise en küçük altı basamaklı sayı oluşturmak istiyormuş. Buna göre diyor sevgili öğrencilerim yastıkların yan yana sıralanışı nasıl olur diye soruyor bizlere. Sevgili öğrencilerim yastıkların üzerindeki sayılara baktığımızda evet, 90, 09 ve 99 var. En büyük sayı oluşması için ne olması lazım? 99'un başa gelmesi lazım sevgili öğrencilerim. Evet. Daha sonra bakın 09, 90 ne var? 90'ın. Evet. Yeşil yastığın gelmesi lazım. Daha sonra da sarı yastığın 0.9'un yan yana gelmesi lazım. Sevgili öğrencilerim bu en büyük olan bu kimin? Fatih'in. O zaman sevgili öğrencilerim önce turuncu gelecek, yeşil gelecek, sarı gelecek. Ayşe'ye geldiğimizde en küçük sayı olduğu için normalde en küçük 0.9 fakat başında 0 olduğu için başa koyamıyoruz. Ne yapıyoruz o zaman? Yeşili koyuyoruz. 90 geliyor. Daha sonra 0.9'u getirebiliyoruz. Ve son olarak da 99 getirdiğimizde en küçük sayıda Ayşe ne yapıyor bu şekilde sağlamış oluyor. Şıklara baktığımızda sevgi öğrencilerim, evet önce Fatih'in, örneğin turuncu olanlara bakıyorum. Evet daha sonra ne gelecekti yeşil, 90 gelecekti. Evet daha sonra sarı gelecekti. Evet Ayşe de 09 getiremediği için yeşille başlayacak sarı. Evet o zaman cevabımız B oluyor sevgili öğrencilerim. Evet ikinci sorumuz. Yukarıdaki kutular belli bir örüntüye göre sıralanmıştır. Verilen örüntüye göre soru işaret yerine hangi sayı gelmelidir diye soruyor sevgili öğrencilerim. Şimdi şıklara baktığımızda bakın alt tarafta 3 tane kutumuz var ve yukarıda bir sayımız var. Yine diğerlerinde de aynı şekilde. Bakın 2, 4, 6 ve yukarıda 12 var. Bunlar arasındaki ilişkiye baktığımızda 2 ile 4'ü topluyoruz. 6, 6 ekliyorum 12. Yani Aşağıdaki kutular toplandığında, yukarıdaki büyük kutuyu veriyor. Yan taraftakine bakıyorum. 3, 6 daha, 9, 9 daha, 18. Bakın, bu da aynı şekilde örüntüyü sağladı. Demek ki örüntümüz alttaki kutuları toplayıp üste yazıyoruz şeklinde. Üçüncüyü şimdi biz buluyoruz. 5, 10 daha, 15. Evet, 15 daha eklediğimizde sevgilimlerim, burası ne olmuş olur? 30 olmuş olur örüntümüzün cevabı. Şimdi soruya bakıyorum. Yukarıdaki verilen bölme işleminde A sayısı en çok kaç olabilir diye bir sorumuz var. Sevgili öğrencilerim burası normalde nedir? Evet bölünen sayımızdır. Burası bölendir. Burası bölüm. Burası da nedir? Kalandır sevgili öğrencilerim. Bu tarz sorularda kalan en fazla ne olabilir? Bölenden bir küçük olabilir değil mi? Bölene eşit olamaz. O zaman C'miz kaç olabilir en fazla? 13 olabilir. İşlemi yaptığımızda yani 14 ile 8'i çarpıyoruz değil mi? Bizler sevgili öğrencilerim. A'yı bulmak için 14 ile 8'i çarpıyoruz. 8 kere 4 32 elde var 3. 8 kere 1 8 3 daha 11. Yani 112 yaptık. Kalan olan C'yi ekliyorum üzerine. 112'ye de 13'ü eklediğimde 5 2 1. Yani 125 A'nın olabileceği en büyük sayı sevgili öğrencilerim. Evet dördüncü sorumuz. Evet burada bir işlem önceliği verilmiş ve sonucu 76 çıkmış. Evet pembe üçgenle dikdörtgenin yerine hangi işaretler gelebilir diyor. Sevgili öğrencilerim burada 4 var ve parantez içerisinde bir işlem var. Sonuç 76 olmuş. Yani 4 ile ne yapmamız lazım? Bizim bu parantez içerisindeki sayıyı çarpmamız lazım. Yani üçgenin yerine çarpı gelmesi lazım. 4'ü bir sayıya böldüğümüzde topladığımızda çıkardığımızda 76'yı elde edemezsiniz. O zaman üçgenimiz çarpı olacak. 4 ile kaç çarparsak 76 elde ederiz sevgili öğrencilerim? 10'dan 9 çıkarsak 1 kalır olmaz. Değil mi? Onu 9'a bölmek çarptığımızda da çok büyük olur. O zaman 10 ile 9'u ne yapacağız sevgili öğrencilerim? Toplayacağız. 19 yapacak. Daha sonra da 4 ile çarptığımızda bakın 76 sonucunu elde edeceğiz. O zaman da dikdörtgenin yerine artı gelmesi gerekiyor. Evet üçgenin yerine de çarpı geldiğinde cevabımız C şıkkı oluyor. Evet kısa yoldan bir bölme işlemi ile ilgili sorumuz var. Beşinci sorumuz. Evet 2500 bölü 50 işleminin sonucunu bulmak için hangisi yapılırsa yanlış olur diyor sevgili öğrencilerim. Demek ki 3 tane şıkkımız doğru. Bir tanesi yanlış yapılmış. 2500 sayısından 2 tane sıfır silip. Evet bakın buradan 2 tane sıfır silecekmişiz elde edilen sonuç 2 ile çarpılırsa. Yani bu ne demek? 2 sıfır silmek nedir sevgili öğrencilerim? 100'e bölmek demek değil mi? Daha sonra da 100'e bölüp 2 ile çarptığımızda ne yaparız sevgili öğrencilerim? 50'ye bölmüş oluruz. Bu bizim doğru sonucumuzu verir. Gelelim. Evet. B şıkkına bakıyoruz şimdi. 25 sayısını 5'e bölüp elde edilen sonucun sağına 1 sıfır eklenirse. Yani 25 sayısını 5'e böleceğiz. 5'e böldükten sonra sevgili öğrenim sağına 1 sıfır eklemek ne demek? 10 çarpmak demek değil mi? Yani 5'e bölüp 10 ile çarptığımızda ne yapmış oluruz? 2 ile çarpmış oluruz. Bakın 25 dediği için 25 ile de 2'yi çarptığımızda bakın yine 50'ye bölmüş oluyoruz. Bu da bize doğru cevabı verir. 2500 sayısı 10'a bölünüp Evet 2500 e 10'a bölünüp elde edilen sonuç tekrar 5'e bölünürse. Yani önce 10'a böleceğiz, daha sonra tekrar 5'e böldüğümüzde yani ne olmuş bakın zaten? 15 50 50'ye sonucu bölmüş oluruz. Bu da bizim doğru cevabımız olmuş olur sevgili öğrencilerim. D'ye bakıyorum. 250 sayısı 5'e bölünüp elde edilen sonucun sağına 20 eklenirse. Sağa 20 eklemek sevgili öğrencilerim nedir? 100 ile çarpmak demek. Bakın 5'e böldük. Yüzle çarptığımızda da ne yaparız? 20'ye bölmüş oluruz. Sevgili öğrencilerim 50'ye bölmüş olmayız. Bir yanlış oluyor. Zaten 250 sayısı diye söylemiş. 2500 diye de söylememiş sevgili gönülerim işlemin sonucu D gibi yaparsak farklı bir sonuç ortaya çıkar. Evet 6. sorumuz. Biraz dikkat edelim soruya. Toplama işleminde bakın üçgen, evet daire ve kareleri toplama 14'e eşit bir Yukarıdaki toplama işleminin sonucunu bu verilenlere göre nasıl yapabiliriz? Şimdi yan yana toplanan sayılar yukarıdan aşağı topladığımızda aynı sonucu verecek değil mi? Bakın bunları üçünü topladığımızda sonuç 14 oluyormuş. Bizler buraya 14'ün 4'ünü yazdığımızda elde 1 aldığımızda yine aynı şekilde bakın. Diğerleri değişse de toplama işleminde sonuç değişmeyeceği için topluyorum yine 14. Bir de elde vardı. 15 yine elde 1 var. Yine bunlar toplandığında kaç yapıyordu? 14 yapıyordu. Yine bizim elde birimiz var. Yazdığımızda ne oldu? 15 oldu. 1554 sonucu ne yaparız? Buluruz sevgili öğrenciler. <laughs> Yine farklı bir soru. 7. sorumuz. Bir çarpma işlemi verilmiş sevgili öğrencilerim. Çarpma işleminde verilenlere göre K artı C artı B. Şimdi dikkat edelim bakın. AB sayısı C ile önce çarpacağız. Çarpmışız. Sonuç yine AB olmuş. Demek ki C kaçtır sevgili öğrencilerim? 1'dir. 1 ile AB'yi çarpmışız. Yine aynı şekilde bakın K ile AB'yi çarpmışız. Yine AB vermiş sevgili öğrencilerim. Demek ki K ya da biz 1 diye ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Daha sonra bakın yukarıdan aşağı yerleştirirken B'yi de ne yapmış sevgili öğrencilerim? 9 olarak zaten indirmişiz. Değil mi? O zaman K'mız 1 olur. C'miz 1 olur. Ne olur? B'miz de 9 olur. Yerine yazıyorum. K'mız 1 C'miz 1 B'ye de 9 yazdım da sevgili önce. Bunları topladığımızda 9, 10, 11 sonucu ne yapıyorum? Elde etmiş oluyorum. Evet yeni nesil tehlikeli bir soru var sevgili önce. Bakın kasa üzerinde numaralar var zaten. Buraya geçiyorum hemen soruya. Kasasına şifre koymak istemiş. Sevgili önce 8 basamaklı bir sayı olacakmış. Hemen yan tarafı şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamaklı bir şifre olacakmış. Şifrenin ilk 4 basamağının rakamları farklı en büyük. Böyle ilk 4 basamağı. En büyük ne yapabiliriz? 9. Rakamlar farklı olduğu için 9 yazamıyorum. 8, 7, 6 yazamıyorum. Niye? Çünkü tek olacak diyor. O zaman 6'yı sevgilencem atlıyorum. Buraya 5'i yazıyorum. Evet son 4 rakamında ilk 4 rakamın rakamlarını kullanmadan oluşturabilecek 4 basamaklı en büyük. Bakın yine en büyük olduğu için 6'yı buraya yazmadım ama buraya yazabilirim. 6. Evet. 5 yazamıyorum. Kullanıldı. 4 yazıyorum. Evet. 3 yazıyorum. Aynı olmayacağı için. Buraya 2 yazamıyorum. Yine bakın tek dediği için buraya da yine 1 yazıyorum. Sevgili öğrencilerim. 9, 8, 7, 5. Evet. Şıklara baktığımda 6, 4, 3, 1. O zaman cevabımız ne olur? C şıkkı olur. Sevgili öğrencilerim. Yine tehlikeli bir soru var. Evet. Bakalım. Ahmet'in okuldan aldığı zeka oyunları kitabında bir matematik sorusu varmış. Sayı 6 basamaklıymış. Rakamların sayı değerleri toplamı onlar basamağındakinin basamak değerine eşitmiş. Birler bölümündeki rakamların toplamı binler bölümündeki rakamların toplamından büyükmüş. Ve sayının tüm rakamları da birbirinden farklıymış sevgili öğrencilerim. Buna göre baktığımızda. Bakın 9, 12, 14, evet 19, bakın 20 geçti. Onlar basamağı ne olacak? 30'a ulaşmadığı için bu olamaz. Sevgili öğrencilerim zaten rakamları farklı değil. Evet burada da baktığımızda sevgili öğrencilerim rakamlarını topluyorum. 9, 12, 21 bakın 80'e ulaşma şansı yok. Bu da gidiyor. Evet C ile D kaldı. Burada bakıyorum sevgili öğrencilerim rakamları birbirinden farklı mı? Farklı. 5, 9 daha 14, evet 22, evet 24, 27. Bakın ne oldu? Onlar basamağı 20'den fazla oldu. Bu da olmaz sevgili öğrencilerim. Son şıkkımıza bakıyoruz sevgili öğrencilerim. 5, 8, 9, 11, 20. Bakın ne oldu? Rakamların toplamı 20. Onlar basamağındaki 2'ye ne oldu sevgili öğrencilerim? Bakın eşit oldu. Bunu sağlamış oldu. Daha sonra rakamlar birbirinden farklı. Birler basamağındaki birler bölüğü Bakın 9, 10, 12. Rakamlar toplamı. Binler bölüğü 5, 3, 8. Birler bölüğü daha büyük demişti. Bunu da sağladı bütün şıkları sağladı. var da farklı olduğu için sevgili öğrencilerim ne olmuş oldu cevabımız? D şıkkımız olmuş oluyor. Evet burada da tehlikeli bir soru var sevgili öğrencilerim. Yukarıdaki şekiller arasında ilişkiye göre aşağıdaki hangisi kesinlikle yanlıştır diye söylüyor. Şimdi bakalım sevgili öğrencilerim. Evet şuradan başlıyorum. Mavi pembeden bakın neymiş? Büyükmüş sevgili öğrencilerim. Evet mavi evet bakın yıldızdan yıldız diye söylüyor. Ee, güneş diyeyim buna. Güneşten küçükmüş. O zaman bu daha büyük. Buna işaret koyalım. Pembe kalpten küçükmüş. Bakın pembe kalpten, yıldız kalpten küçüktü. Bir de yıldız aynı anda maviden küçüktü. Mavi de bundan küçük olduğuna göre en küçük hangisi sevgili öğrencilerim? Bakın burada en küçük neyi bulduk biz? Yıldızı bulduk sevgili öğrencilerim. Buna göre bakın e, karemiz yıldızdan da büyükmüş. Bakın bu maviden büyüktü. Evet, karemiz Güneş'ten de bakın bu şekilde büyük olduğuna göre en büyük hangisi olmuş oldu? Burada da sevgili öğrencilerim en büyük bunu bulduk. Evet. Diğerlerinin arasındaki ilişki değişebilir. Fakat en büyük ve en küçük tespit ettik sevgili öğrencilerim. Buna göre yanlış olana bakıyorum şimdi. En büyük buradan başlıyorum. En büyük bu olduğu için bundan büyük olması bu normal sevgili öğrencilerim. Fakat şuna bakarsanız sevgili öğrencilerim. En küçük olan neydi? Pembe bulmuş değil mi? Bakın yukarıya baktığımızda en küçük olan buydu. Şimdi en küçük olan buysa Evet en küçük olan pembe yıldızı. En küçük olan bakın büyük olabilir mi bundan? Olamaz. Yani bu zaten sevgilerim kesinlikle yanlış oluyor. En küçük olan bir şeyden diğerlerinden büyük olarak veremeyiz. Sevgili öğrendim. Diğerlerine bakıyorum bakın. Mavi kalp arasındaki ilişki. Bakın mavi de pembeden büyük. Kalp de pembeden büyük. Yani mavi ile kalp kendi arasında o ondan o ondan büyük olabilir sevgilerim. İkisi de pembeden büyüktür. Mesela pembe diyelim ki kaç olsun? pembe diyelim ki 3 verelim. Bu 4 olur. Bu 5 olabilir. Bunlar kendi arasında bakın ikisi de bundan büyük olması kendi arasındaki ilişkiye mani değil sevgilerim. Bu da zaten büyüktür. Bu doğru. Çünkü en küçük olan pembe olduğu için pembeden sonra hangisi gelirse burada zaten yıldızdan pembeden büyük olacağı için bu da doğru olabilir. Fakat C sevgilerim baktığınızda kesinlikle yanlış diye söyleriz. Çünkü en küçük olan yıldız buradan güneşten büyük olamaz. Evet farklı bir soru daha var burada sevgili öğrencilerim. Evet Ahmet'in, Samet'in ve Eren'in kilogramları var. Burada evet Ahmet, Samet ve Eren aşırı kilolarından dolayı diyete başladılar. Her birinin başlangıç kiloları en yakın olmaya yuvarlan toplandığında 440 elde ediliyormuş. Bir aylık diyet sonunda 15 kilogram zayıflamışlar. Açıklamada verilenlere göre Eren'in kilosu bir aylık diyetten sonra hangisi olamaz diye soruyor sevgili Şimdi bakalım. Evet bu biraz tehlikeli. Önce ne yapıyormuş sevgili öğrencilerim? Her birinin başlangıç kiloları on, en yakın onluğa yuvarlanacakmış. Yuvarlayalım sevgili öğrencilerim. Evet. Şöyle Eren Ahmet'in kilosu kaç? 129. Bunu en yakın onluğa yuvarladığımızda ne olur sevgili öğrencilerim? 130 olur. Evet, Samet 143. Bunu yuvarladığımızda 140 olur. Evet, Eren'i zaten bilmiyoruz. Bunların 3'ünü toplayacağız. Yani 130 evet. 140 ve Eren'inkini topladığımızda sevgili kaç yapıyormuş? 440 yapıyormuş. Bakın bunları topluyorum. 270 yapıyor. 400'ten 270 çıkartırsam Eren'in yuvarlanmış kilosunu bulurum. Değil mi sevgili Evet çıkartalım. 440'tan evet ne yapıyorum? 270'i çıkartıyorum. 0 14'ün 4'ü. Bakın 4'ten 7 çıkmaz. 14'ün 4'ü 14'ten 7 çıkarttım. Pardon. 14'ten 7 çıkarttım. 7 kaldı. Evet burada dörtlü verince 3 kaldı. 3 tane 1 iki çıktı bir kaldı. Yani Eren'in kilosunun yuvarlanmış hali sevgili öğrencilerim 170 kilogram geldi. Onunla yuvarlanmış hali. Evet yuvarlanmamış hali kaç olabilir? Mesela 165 olabilir değil mi? Evet 166, 167 olup 174'e kadar aradakilerin hepsi olabilir mi? Olabilir. 175 olursa 180'e yuvarlanacağı için. Yani 165, 166, 167, 168, 169, 170. 174'e kadar bütün kilolar Eren'in kilosu olabilir. Şimdi buraya yazıyorum sevgili öğrenciler. Kaçtan? 165'ten. Evet Eren'in kilosu ne olabilirdi? 165 olabilirdi. Ve 174'e kadar aradaki bütün kilolar olabilirdi. 15 kilo zayıflarsa bakın 150'den başlar. Evet 15 kilo zayıflarsa sevgili öğrenciler ne olur? Bakın 159'a kadar aradaki bütün kilolar zayıfladıktan sonra kilosu olabilir. Bakın 150'den aradakilerin hepsi var. Fakat 148 ne yapamaz sevgili öğrencilerim? Olamaz çünkü 150'den başlaması gerekiyor. Cevabımız A şıkkıdır. Evet sevgili öğrencilerim şuraları silelim. 12. sorumuza şimdi birlikte bakalım. Evet 12. sorumuz yine tehlikeli bir soru. A yerine gelebilecek en büyük sayı. A yerine gelebilecek en büyük sayı kaçtır? 3124'ten küçük olan en büyük sayı kaç olur? Hemen bir küçü değil mi? 3123 olur. B kaç olabilir? 1387'den büyük olan evet en küçük sayı. 1387'den hemen bir büyük olur değil mi? 1388 olabilir. Şimdi A'yı en yakın yüzde yuvarlayacakmış sevgili. Yani bunun en yakın yüzlüğü kaçtır? Bakın onluğu 5'ten küçük olduğu için 3100'e yuvarlandı değil mi? B'yi ne yapacakmışız? En yakın olma yani 1388 kaç yuvarlanır? 1390'a değil mi? Bakın birler basan 5'ten büyük olduğu için sonraki onluk 1390'a yuvarlanır. Bu ikisinin farkını soruyor sevgili öğrencilerim bize. Evet kaç bulmuştuk A'yı sevgili öğrencilerim? Şuraya yazalım. 3100 bulmuştuk. B'yi 1390 olarak ne yapmıştık? bulmuştuk sevgili öğrencilerim. Farkını soruyu çıkartıyorum. 0 Bir kaldı. Ondan 9 çıktı. Verince burası da kaç kalmış zaten sevgili öğrencilerim? 0 kalmış değil mi buraya verince? Evet. Ondan da üç çıktı. 7 kaldı sevgili öğrencilerim. Verdiği için burada da kaç kaldı? 2 kalmış oldu. 2'den de bir çıktı. Bir kaldı. 1710 bizim cevabımızdır sevgili öğrencilerim. Evet yine bakın futbola giden öğrencilerle ilgili bir problem sorumuz var. Yan tarafa silip şurada yapmaya çalışalım. Sevgili öğrencim uzun sürecek ki bu da. Evet. Sevgili öğrencim, şurası 4 olacak. 4 tane olacak. Yanlış ee, yazılmış. <laughs> Şimdi sevgili öğrencim, buna göre baktığımızda Evet turnuvaya 4. sınıfa katılacak. Okulda 4 tane 4. sınıf bulmaktadır. Her sınıftan 8 gidecek. Evet sınıfların başına bir öğretmen gidecek. Okul aile birliği başkanı gidecekmiş. Turnuvaya ile gidecekmiş. Otobüs ücreti öğrenciler için 40 TL, yetişkinler için 60 TL'ymiş. Okul aile birliği başkanı bir sınıfın öğrencilerinin ücretini ve kendi parasını ödemiş. Sevgili öğrencilerim kaç para ödenir diye soruyor. Şimdi sevgili öğrencilerim evet, şurası 4 sınıf olacak. Dikkat edelim. 4 tane sınıf var. Sevgili öğrencilerim evet. O zaman dört tane de ne var? Öğretmen var. Ee, sevgili öğrencilerim. Okul aile birliği başkanı kendi parasıyla bir sınıf ödediği zaman sevgili öğrencilerim ne oldu? Bir sınıf öğrenci 3 tane sınıf ama 4 tane öğretmen kaldı değil mi? 4 tane öğretmen kaldı. Sevgili öğrencilerim şimdi bunlara göre baktığımızda her sınıftan 8 kişi gidecekse bakın 3 tane sınıf kalmış değil mi? 3 çarpı 8'den sevgili öğrencilerim 24 tane öğrenci 4 tane de öğretmen var. 24 öğrenci her öğrenci 40 TL olduğu için 4 kere 4 16, 4 kere 2, 8 90, 960 TL öğrencilerin parası. Öğretmenler ne kadar sevgili öğrencilerim? 4 öğretmen 60 TL'den 6 kere 4 günlük 240 TL'de onların parası tutuyor. Toplam para ne kadar yapar? 960. Evet sevgili öğrencilerim. 240 da sevgili öğrencilerim. Öğretmenlerin parası tutar. Evet 11, 12 bin. 200 TL ne yapar? Ödenmesi gereken para yapar sevgili öğrencilerim. Evet 4 tane sınıf olacak. Şurayı düzeltmeyi unutmayalım. Evet 14. sorumuz sevgili öğrencilerim. Evet ABC ile KLM sayıyla toplanmış 401 olmuş. 3 basamaklı rakamları birbirinden farklı iki sayının toplamı yukarıda verilmiş. KLM sayısının alabileceği en büyük sayı. Yani bu en büyük olması için bu ne olması lazım sevgili öğrencilerim? En küçük olması lazım. Şimdi buna göre en küçük olması için ABC sayısının en küçük kaç yapabilir sevgili öğrencilerim? 102 olur normalde değil mi? Rakamları da birbirinden farklı olacakmış bakın bu önemli. O zaman 401'den 102 çıkarttığımızı sevgili öğrencilerim bakın burası kaç kalır? 9 kalır. Evet, verince 9 kaldı. 9'dan evet, burası 9 kaldı. Verince burası 3 kaldı. 3'ten 1 çıktı 2. Sayı 299 oldu. Şimdi sevgili öğrencilerim sayının birisi 102 oldu, birisi 299 oldu rakamları ne demiş sevgili öğrencilerim farklı olmasın bakın iki aynı oldu. Bunu bir küçültürüz. Bunu 298 yaparız. Bunu da bir büyütürüz. 103 yaparız sevgili öğrencilerim. Evet, diğeri en büyük kaç olabilir o zaman? 298 olur sevgili öğrenciler. Bakın 299 olabilirdi. Fakat rakamları farklı dediği için ne yapıyoruz? 298'e düşürüp diğerinde bir artırı veriyoruz sevgili öğrenciler. Evet, yan tarafta bir sorumuz var sevgili öğrencilerim. Onu da şurada işlem yapalım. Biraz uzun sürecek gibi görünüyor o da. Evet sevgili öğrencilerim. Yukarıdaki bir çıkan işleminde sayılar sembollerle verilmiş. Evet. Farkımız 173. Eksilen. Evet şimdi bakalım sevgili öğrencilerim. Bu çıkartma işleminde burası nedir? Burası fark. Burası çıkan. Burası da nedir? Eksilen sevgili öğrencilerim. Şimdi bunlar sembolik olarak verilmiş. Şu ne oluyor sevgili öğrencilerim o zaman? Bu bizim farkımız, değil mi? Farkımız kaçmış? 173'müş. Bakın şu kareli olan da yanındaki evet eksilenle çıkan sevgili öğrencilerim. Şurası eksilendi, değil mi? Eksilen artı çıkan toplanmış 567. Bize neyi soruyor? Eksileni soruyor sevgili öğrencilerim. Şimdi bu işlemlere göre sevgili öğrencilerim şuraya tek tek yazalım. Farkımızı bize vermişler. Farkımız 173. Eksilen artı çıkan kaçmış? 567. E bize eksileni soruyor sevgili görevlerine. Sorulan eksilen. Şimdi buna göre bizler eksilen ne demek sevgili görevlerine işlemde? Eksilen niye eşittir çıkarma işleminde? Çıkan artı fark. İkisi toplandığında bakın şu çıkartma işleminde bizler eksileni bulmak için mesela şu x'i verirse ne yaparız? sevgili öğrenciler. Mesela 9'dan 4 çıktı kaç kalır? 5 kalır. Biz eksileri nasıl buluyoruz? Bakın çıkanla farkı topladığımızda eksilerini buluyoruz değil mi? Aynı işlemi burada yapacak olursak. Eksilerin yerine çıkan artı fark yapacağız. Burada vermişti eksilerine çıkanı toplamıştı bakın. Eksilen artı çıkan topladığında kaç yapmış? 567 yapmıştı. Bizler eksilen yerine fark artı çıkan yazarsak artı çıkan da zaten vardı. Yazarsak toplamları 567 yapıyormuş sevgili öğrenciler. Biz farkı biliyoruz. 173. Fark 173. Artı bakın 2 tane çıkan. 173 ile 2 tane çıkanı toplamışız. 567 yapmış sevgili öğrenciler. Bu eşitlikte 567'den 173 çıkınca 2 çıkanı bulmayız mı? Evet. 2 tane çıkan kaça eşitmiş? 567'den 173'ün çıkarılmasını işlemiştik. 7'den 3 çıktı, 4 kaldı. 16'dan 7 çıktı, 9 kaldı. Verince 4 kaldı. 4'ten 1 çıktı, 3 kaldı. 394 iki tane çıkanın toplamıymış sevgili öğrencilerim. O zaman 2'ye bölersek. 394'ü 2'ye bölersek bir tane 2 1 kaldı. 9'u indirdik. 19'da 9 2 18 1 kaldı. 4'ü indirdik. 14'te 2 7 sevgili öğrencilerim. Yani 197 bizim neyimiz eşitmiş? Çıkan olmuş. Çünkü iki tane çıkan neydi? 394'tü. Bir tanesini 197 olarak ne yaptık? Bulduk sevgili öğrencilerim. Bize neyi soruyor? Eksileni soruyor. Eksilen neydi sevgili öğrencilerim? Çıkan artı farkın toplamı değil miydi? Bizler şimdi çıkanı bulduk. 197 artı farkı da zaten orada vermişti değil mi? 173'ü bulmuştuk zaten sevgili öğrencilerim. Bu ikisini topladığınız zaman sevgili öğrencilerim yan tarafta toplayalım. 197 evet 173 topladığımızda onun sıfırı elde var. 1 9 7, 16 17 elde var. 1 1 1 daha 2 bir de elde 3 370 bizim neyimiz olur? Eksilerimiz olmuş olur. O da D şıkkı olur sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim güzel sorularmış. Bunları tekrar etmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.